Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ise seri katillerden mobilyacı olacak. Umarım beğenerek dinlersiniz. Haziran 1998 İstanbul Bağcılar. İstanbul Cinayet Masası olay yeri inceleme ekibi Bağcılar'daki mobilya mağazasından içeri girdiğinde vakit öğleye yaklaşıyordu. Ekip mağazanın bodrum katına yöneldi. İlk gördükleri yerdeki kan lekeleri oldu. Sonra da bodrumun zemininde boylu boyunca uzanan karaltıyı. Karaltı bir cesede aitti. Üzerine bir battaniye örtülmüştü. Öldürülen kişi mobilya mağazasının sahibi 44 yaşındaki Mehmet K'ydi. Kurbanın neden ve kim tarafından öldürüldüğü sorularına yanıt bulmak için ekibin delil toplaması gerekiyordu. İncelemeye cesetten başlandı. Maktul tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Ensesinden mermi giriş deliği vardı. Ekip daha sonra girişte görülen kan lekelerine yöneldi. Ardından da parmak izi araması yapıldı. Ama katil ya da katiller geride kimlik ele verebilecek bir iz bırakmamıştı. Etrafta boğuşma ya da kavga olduğuna dair bir ipucu da yoktu. Otopside de olaya ışık tutacak bir bulguya rastlanmadı. Otopsi raporu sadece kurbanın arkadan, ensesinden ve tek kurşuna vurulduğunu doğruluyordu. Aslında bu cinayet ikinciydi. Daha doğrusu bir ay önce İstanbul'da aynı şekilde bir başka mobilyacı öldürülmüş ancak polis daha çok kişisel husumet soruşturması yürütmüştü. Ama ikinci mobilyacının da aynı şekilde öldürülmesi İstanbul Cinayet Masası dedektiflerinin dikkatini çekmişti. Şimdi bir ay öncesine dönelim. Mobilyacı Ali Osman B. arkasından gelen müşterinin ayak seslerini duyuyordu. Bir süre adamın yere basarken çıkardığı sesi dinledi. Tuhaf bir ürperti hissetti. Sabahın köründe adamın telaşını merak etti. Takip edildiğini bilerek depodan içeri girdi. Yürüdü. Arkasındaki ayak sesi aniden kesildi. Geri dönmeye çalıştı ama olmadı. Ali Osman Bey 35 yaşındaydı. Cesedinin üzerine tıpkı ikinci cinayetteki gibi bir battaniye özenle örtülmüştü. Dükkanının deposunda ceset bulunduğu haberi polise öğle saatlerine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri cinayet mahallinde 7.65 çapında bir kovan bulmuştu. Cinayette kullanılan silah ise ortada yoktu. Polisin tek bildiği katilin kurbanının cep telefonunu almış olduğuydu. Polis bir yandan cep telefonunun peşine düşerken diğer yandan da ifade almaya başlamıştı. İfadesine başvurulan ilk kişi mobilyacının yardımcısı oldu. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde Osman abi depoda tanımadığım birine eşya gösteriyordu. Ben de yanlarına giderek oturdum. Adam 1.80 boylarında, hafif esmer, bıyıksız, tıraşlı, siyah takım elbiseli birisiydi. Gençti. Bir süre eşyalara bakarak konuştular. Daha sonra tokalaştılar. Osman abi tamam ben depoyu yarın sabah 6'da açarım dedi. Adam da tamam diyerek ayrıldı. Cinayet soruşturmalarına tanıklıklar büyük önem taşır. Veriler, eşkaller soruşturmanın yönlendirilmesini ışık tutar. Artık bilgisayar ortamındaki gelişmiş eşkal programları sayesinde %100 isabet alınabiliyor ve bu programlarda farklı eşkaller yaratılabiliyor. Bütün çabalara rağmen polis o günlerde bir sonuca ulaşamamıştı. Ortada ne bir cinayet nedeni ne de eşkale uyan bir kuşkulu vardı. Dedektiflerin eli kolu bağlıydı. O günlerde bilmedikleri ise cinayetin aydınlanması için ikinci mobilyacının öldürülmesi gerekeceğiydi. İkinci mobilyacı da benzer yöntemle öldürülünce iki cinayet arasında bir bağ kurulabildi. Üstelik her iki olayda da eşkal aynıydı. Siyah takım elbiseli, 1.75 boylarında ve masum yüzlüydü. 2 gün sonra Esenler Atış Alanı. Mobilya mağazasındaki temizlik görevlisi Ekrem Hacı için sıradan bir gündü. Her sabah saat 9'da işbaşı yaparım. Geldiğimde dükkan açılmıştı. Patronu göremeyince komşu esnaftan birini gitmiştir diye düşündüm. Yerleri paspaslamak için de bodruma indim. Yüzük oyunu yerde yatıyordu. Seslendim. Cevap alamayınca da elimi silkeledim. Sese çıkmayınca öldüğünü anladım ve bağırmaya başladım. Öldürülen 3. mobilyacı 43 yaşındaki Celal Pey'di. Kurban yine ensesinden tek kurşunla vurulmuş, öldürüldükten sonra da üzeri battaniyeyle örtülmüştü. Katil yine geride önemli bir ipucu bırakmıştı. Boş bir kovan. Kovan ilk cinayetteki gibi 7.65 çapındaydı. Katil geride kovan bırakmaktan çekinmiyordu. Ya yakalanmaktan korkmuyor ya da kurbanları aracılığıyla bir mesaj iletiyordu. Ayrıca 3. kurbanın yardımcısı da ilk 2 cinayetle örtüşen bir ifade verdi. Bir gün önce sabah dükkanında 3 müşteri vardı. Birini tanımıyordum. Adam gittikten sonra patronuma kim olduğunu sordum. Patronum da Japonya'dan gelmiş, yatak odası takım alacak. Bir tane beğendi. Akşam üzeri gelip alacak dedi. Akşam saatlerinde bu şahıs telefon açtı.
30 dakikaya kadar geleceğini söyledi ama gelmedi. Daha sonra tekrar aradı ve araçlarının bağlandığını ancak sabah erken saatte geleceğini söyledi. Dosyanın en zor tarafı ilk soruya cevap bulmaktı. Birbirini hiç tanımayan bu 3 mobilyacıyı kim, neden öldürmek isterdi? Polisin katile o 4. kurbanın ulaşmadan önce ulaşması gerekiyordu. Polis bir yandan 3 mobilyacının öldürülmesiyle ilgili sorgulamalarla devam ederken diğer yandan da ilk kurbandan alınan cep telefonu sinyallerini takip ediyordu. Bu yöndeki umutlar tükenmek üzereydi ki telefon kullanım açıldı. Adres Ordu'nun Fatsa ilçesini gösteriyordu. Telefon Necati Şen adına birinin üzerindeydi. Aynı gün Şen yakalanıp ifade vermek için emniyete gönderilirken şaşkındı. Söylediğine göre telefonu alalı henüz bir gün olmuştu. Kendisine telefonu satan kişi ise 28 yaşındaki hemşerisi Seyit Ahmet Demirci'ydi. Son cinayetten 3 gün sonra. Seyit Ahmet Demirci aynı günün akşamı Esenler'deki evinde yakalandı. Demirci polis evinin kapısının geldiğinde sakindi. 3 cinayette kullandığı silahı zorluk çıkarmadan polise teslim etti. İfadesinin alınmasını ise ertesi gün akşam saatlerinde başlandı. Sakin tavrını emniyetteki sorgusu sırasında da sürdürdü. Sorguya avukatı da katılmıştı. Mayıs ayıydı, akşam üzereydi ve doluşuyordum. Evimin 700 metre ilerisindeki mobilyacıyı gördüm. İş yeri sahibine Japonya'dan geliyorum. Kız kardeşime peşin parayla yatak odası takım alacağım dedim. Bir süre oturduktan sonra kartını alarak ayrıldım. Sabah oldu. Tabancamı alarak evden çıktım. Maktul dükkanını açmış beni bekliyordu. Depoya girdik. 5-6 metreye kadar depoda yürüdük. Önümdeydi. Tabancamı çektim. Ensesine doğru ateş ettim. Yere düştü. Cebindeki bir miktar parayı ve cep telefonunu aldım. Üzerine battaniye örttüm. Bu ölüye olan saygımdandır. Para almamın nedeni ise polisin dikkatini soygun yönüne çekmekti. Demirci 3 cinayeti de aynı senaryoya harfiyen uyarak işlemişti. Ancak hala neden bu 3 mobilyacıyı öldürdüğü sorusu cevapsızdı. Sorgunun ilerleyen saatlerinde Demirci'nin polisi bile dehşeti düşüren açıklamalara geldi. Seyit Ahmet Demirci, Fatsa'da ilkokula gittiği dönemde bir mobilyacının en yakın arkadaşına tecavüz ettiğini söylüyordu. Bunu kimseye söylemedik. Bir sır olarak sakladık. Liseyi bitirene kadar arkadaşım her gün intihar edeceğini söylüyordu. Üniversiteyi kazandık. Ben gitmedim. O Diyarbakır'a gitti. Kısa bir süre sonra da intihar etti. Yıllarca bunun öfkesi içimde durdu. Mobilyacılara böylece kim beslemeye başladım. Arkadaşıma tecavüz edeni öldürecektim ama memlekete onu bulmak için gittiğimde çoktan ölmüştü. Sanık 4 çocuklu bir ailenin en büyük oğluydu. Babası fırıncıydı. Ortaokulu İmam Hatip'e, liseyi de ticaret lisesinde okumuştu. Üniversiteyi kazanmış ama gitmemişti. Cinayetlerden kısa bir süre öncesine kadar hayatını taksi şoförlüğü yaparak kazanıyordu. Herkes tarafından sakin kişiliğiyle tanınıyordu. Yargılama Demirci'nin yakalanmasından birkaç ay sonra Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başladığında meydanın olaya ilgisi büyüktü. O Türkiye'nin tanıdığı bilinen ilk seri katiliydi. Herkes ilk duruşmada anlatacaklarını merak ediyordu. Ama o bir kez daha insanları şaşırtmayı başardı. Demirci diğerlerinin aksine İlk duruşmasında yıllar süren yargılaması sırasında suçunu inkar etmedi. Poliste ve savcılıkta verdiği ilk ifadesini değiştirmedi. Kendisini savunmak için avukat tutmadı. İstanbul Barosu'ndan kendisine ücretsiz bir avukat tayin edilmesini de istemedi. Yalnızca bütün duruşmalar boyunca işlediği cinayetler için pişman olduğunu söyledi. Bu durum yüzlerce davaya bakan Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti için de şaşırtıcıydı. Heyet sanığın itirazına rağmen her zaman yapıldığı gibi akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespit edilmesini istiyordu. Bu nedenle Demirci önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne, daha sonra da Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Haftalar süren bir gözetim süresi geçirdi. Ama her iki kurumunda verdiği rapor onu haklı çıkardı. Raporlara göre Demirci'nin akıl sağlığı yerindeydi ve cezai ehliyeti tamdı. Ancak iki raporda da ilginç bilgiler vardı. Bütün hayali Japonya'ya gitmek olan Demirci, bunun için 1995'te bir arkadaşıyla birlikte Fatsa'dan İstanbul'a kaçmıştı. Hatta bu hayali için 5000 dolarını bir komisyoncuya kaptırmıştı. O da çaresiz tekrar Fatsa'ya dönmüş ve babasının fırınında çalışmaya başlamıştı. Bir yıl önce evlenmiş ve eşiyle birlikte tekrar İstanbul'a yerleşmişti. Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise Demirci'nin 4. kurbanını öldürmekten neden vazgeçtiğini anlattı. Söylediğine göre
Dördüncü kurbanı da öldürmeyi kafasına koymuş, hatta hedefini de belirlemişti. Ancak bu sırada doğan kız çocuğu onu cinayetten vazgeçirmişti. Mahkeme heyeti ise Demirci'nin çocukluğuna ilişkin anlattıklarının peşindeydi. Ancak Demirci ailesine göre oğulların anlattığı hikaye tamamen uydurmaydı. Çocuklarının üniversiteye giden bir arkadaşı yoktu ve Habil diye biriyle arkadaşlık yaptığını hatırlamıyordu. Öyle bir mobilyacı yoktu ve tecavüz olayı yalandı. 11 Ekim 2000. Demirci'nin yargılanması 2 yıl devam etti. Katil duruşmalar boyunca kendisini gören görgü tanıkları tarafından defalarca teşhis edildi. Aleyhindeki deliller kuşkuya yer bırakmayacak kadar kesindi. Mahkeme heyetinin göz önünde bulundurabileceği tek şey çocukluğuna ilişkin anlattıklarıydı. Ama anlattıklarının gerçek olduğunu ispatlayan herhangi bir ipucu ortada yoktu. Böylece Demirci'nin çocukluk hikayesi bu dava dosyasının tek karanlık noktası olarak kaldı. Seyit Ahmet Demirci 3 cinayetten 3 ayrı idam cezasına çarptırıldı. Bu cezalar müebbet hapse çevrildi. O hapisteyken ben Fas'a gittim. Mobilyacının dükkanını buldum. Kapanmıştı ve sahibi vefat etmişti. Demirci'nin anlattığı gibi izbe, bodrum katı olan bir mağazaydı. Seyit Ahmet'in gerçekten Habil adında bir çocukluk arkadaşı vardı. Motor tutkunu olarak tanıdıkları Fatsa'daki gençlik günlerinde Habil en yakın arkadaşlarından biriydi. Habil, Demirci'nin söylediği gibi intihar etmedi. Halen evli, İstanbul'da yaşıyor ve sık sık eşiyle birlikte Fatsa'ya da gidip geliyor. Ancak Demirci'nin bir çocukluk arkadaşı daha vardı. Bu arkadaşı Dicle Üniversitesi'nde okuyup coğrafya öğretmeni olduktan sonra Diyarbakır'a atandığı ikinci yılda intihar etmişti. İpucu NTV'de yayınlandığı akşam televizyon binasında çıkmak üzereyken bir telefon geldi. Telefondaki ses yaşlı bir adama aitti. Adam Demirci'yi ve arkadaşını tanıdığını, her ikisinin de öğretmeni olduğunu söylüyordu. Bütün hikayeyi bildiğini, elinden geleni yaptığını ama intihara engel olamadığı gözyaşları arasında anlatıyordu. Seyit Ahmet Demirci Nisan 2011'de af yasasından yararlanarak tahliye oldu. Fatsa yolları. Gerek duruşmalar boyunca sergilediği uysal hali, gerek cinayetlerinde hiçbir zaman inkar etmemesiyle kitapta işlenen bütün seri katillerden farklı biri Seyit Ahmet Demirci. Kurbanlarını enselerinden tek kurşunla ve arkadan ateş ederek öldürmesi şöyle yorumlanabilir. Kurbanlarından korkuyor. Agresif ve intikamcı. Her kurbanın yanından ayrılmadan üzerine battaniye örterek kapatması ise belki bir ritüel, belki de öldürme eylemini duyduğu yüceltme. Seyit Ahmet Demirci'nin geçmişini ve mobilyacıyı araştırmak için 2002'de Fatsa'ya gittiğimde halkın neredeyse tamamı olaydan haberdardı. Ailesi kasabada seviliyordu. Hatta Seyit Ahmet Demirci de. Kimse onun arkadaşıyla birlikte tecavüze uğradığına inanmıyordu. Tahrik indirimi almak için avukatının telkiniyle böyle bir hikaye uydurduğuna inanılıyordu. Yakışıklı, sevilen gençlerden biriydi Demirci. Evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı ama her tatil ve bayramda İstanbul'dan Fas'a gelmeye devam ediyordu. Üstelik yaşadığı mahallede öyle bir mobilya dükkanı da yoktu. Yoktu sahiden. İlçeden ayrılmadan önce son kez Demirci'nin okulunu görmek istedim. Sıradan bir taşra ilkokuluydu. Daracık Fatsa sokaklarının arasında kaybolmuş, soğuk, sıradan bir yapı. Sonra sokakları dolaşmaya başladım. Birinci, ikinci, üçüncü derken o küçük, kepenkleri sıkı sıkıya kapalı dükkan dikkatimi çekti. Okulun tam karşısına bakan küçük, kirli pencereli bir dükkan. Tam Seyit Ahmet Demirci'nin anlattığı gibiydi dükkan. Kirli kararmış camları, pas tutmuş demir kepenkleri ve alt katın asfalta gömülmüş kasvetli pencereleriyle. Esnaf burada yıllar önce bir mobilyacı olduğunu doğruluyordu. Yıllar önce vefat etmiş. Çocukları baba mesleğini devam ettirmemişti. O gün bugündür dükkan kapalıydı. Adını öğrendim tabii. Nerede yaşayıp öldüğünü de. Hikayeden hiç bahsetmeden esnafla yaptığım sohbetten bir şey daha öğrendim. O dükkanı kimse kiralamamıştı. Neden de bilinmez. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.